Kardeşlerim, muazzez müminler, Peygamberler Vadisi'nde peygamberlerle beraber dolaşınca onların Beni İsrail'le münasebetine baktığınız zaman tedavi kabul etmeyen bir bedenin ilaçla münasebetini görürsünüz. Doktorlar o bedene ilaç verirler fakat çürüyen beden bütün hücreleri İşlevini kaybeden beden ilacı reddeder. Peygamberler onu onları ıslaha davet ediyor, selamete davet ediyor. Fakat doktorun elini dişleyen, ısıran, ona hakaret eden, belki yüzüne dönüp tüküren hasta gibi, o müzmin hastalar gibi, onlar peygamberlere döndüler, peygamberlere hakaret ettiler. O kadar ileri gittiler ki, Kur'an-ı Hakim onların cinayetini anlatırken, Laqad akhadna misaqa bani Israila wa arsalna ilayhim rusula Kullama jaahum rasulun bima anfusuhum fariqan kazzabu wa Peygamberler onlara o hücrelerini çürüyen damarlarını tedavi edecek Allah azze ve celle'nin ayetlerini talimatlarını getirince reddettiler. Hayır dediler. Bu bizim hevamıza, arzumuza uymuyor dediler. Biz bu ayetlerle yeryüzünü sömüremeyiz, insanların kanını ememeyiz, onları köle olarak kullanamayız dediler. Peygamberlerin bir kısmını yalanladılar, bir kısmını öldürdüler, katlettiler. Bu cinayeti yeryüzünde ilk onlar işledi. İlk onlar peygamber öldürdü. Hz. Zekeriya'yı katlettiler. Oğlunu Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler. O cinayetleri o vadide sürüp gitti. Şu kadar peygamberin katili oldular. Sonra Allah azze ve celle vahyi gönderince o hasta bedenleri reddetti. Bazen aldı o beden o vahyi kendi hastalığına uydurdu. Zehirledi yani. Vahyi zehirledi içerisine. Kendisini zehrini karıştırdı. İnsanlar çocukları, aileleri çevrelerinde sordular. Olur mu dediler? Kan emiyorsunuz, öldürüyorsunuz, katliam yapıyorsunuz. Bu halde Allah'la münasebetinizi nasıl kurabilirsiniz? Nasıl Allah size bu halde cennet nasip eder? İnsanlar etraflarında onlara sorunca dediler ki Nahnu abnaullahi ve Biz Allah'ın oğullarıyız. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Katil de olsak, cani de olsak, iftar sofrasında kadınları öldürsek de, küçük çocukların üzerine tankları sürsek de, biz Allah'ın ayrıcalıklı kullarıyız dediler. وَقَالُوا لَنْ naru illa اِلَّا اَيَّامًا Bize sadece cehennem eğer olacaksa kırk gün olur dediler hasta adamlar, hasta halleriyle, hasta ruhlarıyla ihanet ettiler. Hz. Musa aleyhisselam şu kadar mucize gösterdi onlara. Firavunun saltanatının belki altına kendi varlığını attı tabiri caizse Musa aleyhisselam. Onları kurtarmak için, onları selamete erdirebilmek için bir peygamber Firavun'un zalimin karşısında kendi hayatını ortaya koyuyor. Firavun geliyor, Musa aleyhisselam onların önünde. Kızıl denize kadar geliyorlar. Önlerinde deniz, Yahudiler geriye bakıyorlar. Firavun'un ordusu önde deniz Musa Aleyhisselam'a felemma tara el cemani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kella inna ma'a rabbi Firavun geldi dediler, arkadan bize yetişti dediler. Hani bizi alamayacaktı, bizi yakalayamayacaktı. İşte Firavun'un ordusu orada deyince Musa aleyhisselam hayır Rabbim bize kızıl denizi yaracak, karşıya geçirecek, size selamet gelecek dedi. Vurdu asayı, Yahudileri Firavun'un zulmünden kurtardı, karşıya geçirdi. Fakat ihanet onların yüreklerini o kadar işlemiş ki وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تدلرك موسى Allah onları kurtardı, Firavun'un zulmünden aldı, karşıya geçince orada putlara tapan, buzağa ibadet eden bir millet gördüler. Hz. Musa'ya dediler ki, bizi Firavun'dan kurtaran Allah'ı değil, şöyle bir buzağı istiyoruz, bize Allah olarak bir buzağı yap dediler Hz. Musa'ya. Musa Aleyhisselam onları bırakıp Tur'a gidince arkadan o zinet eşyalarıyla bir buzağı yaptılar, Musa peygamber geriye döndü ki o hain millet ilah olarak bir buzağı almışlar ona ibadet ediyor secde ediyorlar. Kardeşlerim sihirbazlar vardı Firavun'un adamları. Musa Aleyhisselam'ı etkisiz hale getirebilmek, onun yürüyüşünü durdurabilmek için karşısına çıkmışlar. Hz. Musa'nın Allah'ın peygamberi olduğuna inanınca hepsi birden secdeye kapandılar. Kalu amenna bi rabbil alemin. Rabbi Musa ve Harun dediler. Alemlerin Allah'ına, Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun sizi parçalar, ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama, keserim tehdidinde bulununca o Musa Aleyhisselam'ın düşmanıydı Firavun, Firavun'un sihirbazları. Fakat bir defa secdeye kapanınca Allah'a öyle iman ettiler. Musa Aleyhisselam'a o kadar yürekten bağlandılar ki döndüler Firavun'a. Kalu la dair, sıkıntı yok dediler. İstersen ellerimizi, ayaklarımızı değil, bütün vücudumuzu paramparça yapsan da Allah'tan başkasına bu başlar eğilmeyecek dediler. Sihirbazlar iman etti. Fakat Beni İsrail o kadar mucizeyi görmesine rağmen Yahudi Hz. Musa'ya ihanet etti. Tuğra gidince buzağa taptılar. Sonra Allah Resulü geldi. O hasta millete, onların çürüyen hücrelerine müdahil oldu ki başka yürekleri, başka kalpleri çürütmesin diye. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı da düşman ilan ettiler. Kur'an-ı Hakim, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'la onların münasebetini anlatırken le teciden neşedden nase adavatel lillezine amenu yehud sen diyor ya Muhammed insanlar içerisinden Çin uygarlığı batı uygarlığı doğudan kuzeyden güneyden ne kadar Allah düşmanı varsa bunların içerisinde Allah'a onun yoluna Müslümanlara karşı en şiddetli düşman Yahudileri bulacaksın ''Müşrikleri bulacaksın.'' Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret ettiler. Sövdüler. Kitaplarında onun adı vardı. ''Ellezîne âteynâhumul kitâbe ya'rifûnehu kemâ ya'rifûne ebnâehum'' ''Çocuklarını bildiği gibi onu biliyorlardı.'' ''Tanıyorlardı ama buna rağmen inkar ettiler.'' ''Allah insana vahiy indirmez.'' dediler. ''Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle kelimelerle izah ettiler.'' ya eyyuhel lezine amenu la tekulu ra'ina ve kulun zurna ashab kiram Efendimizin huzuruna geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a konuşurken bizi de gözetir misin ya Resulallah diyorlar. Onlar o kelimeyi alıyorlar ra'inayı. Kendi lisanlarıyla kullanıyorlar. Efendimiz'e onunla hitap ediyorlar. Haşa Allah Resulü Aleyhisselam'a ağır ifadeler kullanıyorlar ahmak diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giriyorlar. Müslümanlar gibi selam veriyorlar. Esselamu Aleyküm diyecekler. Fakat kelimeyi tahrif ediyorlar. Esselamu Aleyküm diyorlar. Hazreti Ayşe annemiz fark ediyor. Esselamu Aleyküm Allah Resulüne beddua. Yani Allah seni kahretsin demek. Ayşe annemiz onların selam kelimesi üzerinde Oynayıp, onu tahrif edip, selam yerine Sam'ı kullandıklarını idrak edince o da diyor ki onlara cevap veriyor. ''Aleykumus Samu ve Lâne'' ''Ölüm size olsun, Allah'ın laneti üzerinize olsun.'' Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine onlarla insan olarak yolları, iletişim koridorunu kap ka kapatmıyor. Ayşe diyor, Allah nezaketi sever. Peki ya, ya Resulallah, onların size beddua ettiğini görmedin, duymadın, fark etmedin mi? Fark ettim Ayşe, ben de onlara icabet ettim, ölüm sizin üzerinize olsun ey eh, Yahudiler dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a evine girdiler. Evine girip eşine iftira eden münafıkları onlar organize ettiler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı sözle yıkamayınca farklı tuzaklar kurdular. وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Adamlarına dediler ki, Hahamlarına Müslüman olduk deyin. Müslümanların arasına girin. Sabahtan Müslüman halkasına oturun. Öğleye doğru deyin ki bu din uymuyor. Bu din Allah'ın dini olamaz. Müslümanların içinde Müslümanların kalbine şüpheler düşürün. Bu şüphelerle Müslümanları yıkamayınca Müslümanlar arasına fitne tohumları ektiler. Şas bin Kays adında bir Yahudi. Belki onların liderlerinden yürüyor, yürürken Evs'le Hazreç kabilesini görüyor. Onlar tam 120 yıl birbiriyle savaşmışlar, babalarını öldürmüşlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam gelince onlar kardeş oldular. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kardeşlerini görüyor. Yahudi diyor ki: "Eğer bunlar Türk olmalarına, Arap olmalarına bugünün haliyle söylüyorum. Kürt olmalarına bakmadan aynı sancak altında toplanırsa Evsle Hazretin yaptığı gibi o halde bize dünyada, bize dünyada rahat kalmamıştır. Bize Medine'de hayat kalmamıştır. Hemen evine döner bir delikanlıyı bulur. Delikanlıya der ki senin vazifen gideceksin Müslümanlar arasına fitne tohumu ekeceksin. O delikanlı gelir Müslümanlar arasına oturur eski günlerden bahseder. Eski şiirleri okur. Hani der senin baban falanın babasını öldürmüştü. Senin dedenin katili falanın babasıydı. Onlar yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kardeş yaptığı evs, hazreç, ayağa kalkarlar, birbirlerinin yakalarına yapışırlar. Es silaha, es silaha derler. Silahları kuşanın derler. Evlerine koşarlar. Silahlarını alırlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri tam birbirini vuracaktı ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam geliyor. Ya maşerel muslimin Allah'a Allah'a Ebi davel cahiliye Allah'tan korkun Allah'tan korkun ey Müslümanlar Yahudinin fitnesine tuzağına neden mahkum oluyorsunuz? Ben aranızdayken hala cahiliye davalarını, kavgalarını mı güdeceksiniz? Efendimiz cennetin yollarını gösterdi kılıçları bıraktılar, birbirlerinin boynuna yapıştılar, kucaklaştılar, ağladılar, pişman oldular, tövbe ettiler. Kur'an-ı Hakim'in şu ayeti nazil oldu. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ la teferruku. Yahudinin çizmesi altında çiğnenmekten usananlar, Allah'ın ayetine, Hazreti Kur'an'a kulak versinler. Toptan, bölünmeden, renginize, ırkınıza, coğrafyanıza, lisanınıza bakmadan Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an'a yapışınız. Kardeşlerim Allah'ın ayetleri Şas bin Kaysar'ın böldüğü parçaladığı bugünün Müslümanlarına konuşuyor. Ankara'ya konuşuyor, Buhara'ya, Şam'a, Bağdat'a, bütün bir yeryüzüne konuşuyor. Şas bin Kayıslar ya da onlara taşeron olanlar ekranlara çıkıyorlar. İslam'ın kendisi olan, yekun ifadesi olan ehli sünnete hakaret ediyorlar. Mevlana'ya sövüyorlar. Mevlana için diyorlar ki birileri yani sizin için bu Müslümanlar Mevlana'yı Konya'yı kıble yaptılar. Mevlana'yı kıble yapmak demek bütün Müslümanlara müşriklik, şirk iddiasında bulunmak demek. Ey Müslümanlara şirk iddiasında bulunan zavallılar. Ey Irak'ta ellerine silahlar alıp yüzlerini siyah örtülerle kapatıp Müslüman öldürenler, Müslüman katledenler, İslam adına cinayet işleyenler Yahudiye taşaran olanlar Hazreti Kur'an size de konuşuyor. Wa'tasimu bihablillahi ve la Bölünmeden geliniz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'a Kur'an-ı Hakime kulak veriniz. Kardeşlerim, Yahudi oyununu sürekli güncelliyor. Ahlaksızlığı yayıyor, fuhşu yayıyor. İşte billboardlara Belediye otobüs duraklarına, tramvay duraklarına mankenleri çıplak kadınları koyuyor. Sen oraya kızınla gidiyorsun. Temmuzun sıcağında kızın o resme bakıyor belki zihninde. Eğer bu kadınlar bu halde burada çıplaksa, dünyada bunu kabul ediyorsa, o halde ben bu sıcağın altında oruçlu olduğum halde neden bu elbiselere bürünüyorum diye Yahudi Sultan Fatih'in yurdunda İffeti için ölen dedelerinizin yurdunda, fatihin Anadolu'sunda o mankenleri soyarak senin kızının gözleri önünde billboardlara asıyor. Ahlaksızlığı yayıyor. Doğu Türkistan'a, oraya ölüm getiriyor. Çinle oradaki zalimlerle oraya ölüm yağdırıyor. Arakan'da tecavüzler var. Bağdat'ta Şam'da anneler tabutlar taşıyor. Yani Müslümanlar o halde parçalansın ki biri diğerinin imdadına, biri diğerinin yardımına koşmasın. Ahlaksızlık yayılsın. Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi tek bayrak, tek sancak altında toplanamasınlar. Kardeşlerim, işte bunu yaptı. Yahudi en son darbeyi Abdülhamit'le bu ümmete vurdu. Abdülhamit yıkılınca ümmet dağıldı. Ümmet perişan oldu. Filistin'e gittiler, Filistin'e yerleştiler. Onlarca yıldır Filistin'de anneler tabut taşıyorlar. Küçücük çocuklar, bir buçuk milyarlık alem İslam'ın gözleri önünde, Allah Resulü Aleyhisselam'ın miraca yükseldiği, Hazreti Ömer'in fethettiği, Salahaddin Eyyubi'nin yeniden İslam'ı açtığı Kudüs'te onlar 10 yaşında ellerindeki sapan taşlarıyla Hazreti Muhammed'in şehrini kor koruyorlar. Yahudi seni dağıttı, seni parçaladı, o parçalanmış halin devam etsin bunu istiyor, bunun için çabalıyor ki Filistin'de kalsın, Filistin'de genişlesin kardeşlerim. Eğer bizim bu halimiz devam ederse Yahudi yeryüzünde yeni Filistinler oluşturacak. Arakan Filistin, Bağdat Filistin, Doğu Türkistan Filistin. Ama bir gün hal değişecek. O, o Filistinlerden birisi Medine olacak. O Medinelerden yeniden Hayber'e ordular gidecek. O Medinelerden yeniden Yahudilerin sürgün kararı verilecek. O Medine'den Hayber'e Hazreti Muhammed'in ordusu gidecek. Allahu Ekber, Haribet Hayber. Hayber yok olsun Allah hem büyüktür. Tel Aviv yok olsun Allah hem büyüktür. Filistin Medine olunca Filistin'den Yahudilerin sürgün kararları çıkacak. Allah'ın inayetiyle Allah nurunu tamamlayacak. Yeni bir nesil gelecek. Yavuzlar gelecek. Yavuz 200 yıl sonra tam Osman Gazi'den 200 küsür yıl sonra bu ümmeti aynı bayrak altında toplamıştı. Akşamdan sabaha şu kadar zamandan şu kadar zamana, büyük kurtuluşu beklemesin ümmet. Şu kadar şehidi, şu kadar sıkıntısı, şu kadar acısı olacak. Sonra ufukta Yağız atlı süvari olarak Yavuz'u gelecek bu ümmetin Allah'ın inayetiyle. Allah bunu Kur'an'ında vaat ediyor. Allah nurunu tamamlayacak. O halde ey Filistin, sen dayan, sen sabret. Bir buçuk milyar alem İslam seni bıraksa da, seni yalnız yalnız başına orada Yahudi'ye karşı o mevziye terk etse de unutmayın Filistin, zalimlerin sarayları yıkılacak bir gün, sütunları yere serilecek bir gün ey Filistin. Eğer sen o kadar çocukla, on yaşındaki yavrularla Yahudi'nin tanklarını durduramazsan Unutma ki insanın gücünün bittiği yerde Allah ebabil gönderir Filistin. Sen ayakta kal Filistin, dayan. Sana sahip çıkmayan bütün Müslümanlar adına ümmetin o izzetli kalesini çocuklarınla, kadınlarınla, Doğu Türkistan'daki annelerde olduğu gibi korumaya, muhafazaya, müdafaya devam et Filistin. Yahudinin, o zalimlerin yeryüzünde orduları olsa da, Uçakları olsa da unutma göklerin kuvveti var. Allah'ın orduları var Filistin. İz tesagifun rabbakum fesecabe lekum enni mumiddukum bi alfin min el melaiketi murdifin. Bedir'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yardım eden Allah Azze ve Celle Gün gelecek, göklerin kapısını açacak, açacak. Sana da yardım edecek Filistin. Wakana hakkan aleyna nasrul mu'minin. Allah Müslümanlara yardım edecek Filistin. Yardım etmiyor mu Filistin? Sen bir buçuk milyarlık alemi İslam'ın korktuğu, ses çıkaramadığı Yahudinin karşısında kadınlarınla, çocuklarınla, Onlarca yıldır sapan taşlarıyla ayaktasın. Hz. Muhammed'in miraca gittiği Kudüs'ü koruyorsun. İşte yıkılmadın. Allah sana yardım ediyor Filistin. Yahudinin katilleri ölünce cehenneme. Senin 10 yaşında iftar sofrasında şehit olan yavruların cennete gidecek Filistin.